Merhaba arkadaşlar. Bugün Yeni Türk Edebiyatı'nda yakın dönem Cumhuriyet dönemi roman konusuna işleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle de hoca benler olarak arkadaşlar eksik olduğumuz yakın dönem romanlarını pek tanımıyoruz. Özellikle bunları verip bugün başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sanatçımız Aslı Erdoğan. Gelme ihtimali düşük ama arkadaşlar özellikle de son bir dergide Lire dergisinin geleceğin 50 yazar arasında gösterilmiştir. Ve özellikle de Aslı Erdoğan Kabuk Adam romanı ve Kırmızı Palerini kentte dikkati çekmiştir. Özellikle de arkadaşlar kadın sorunsalını ve feminizm hareketini de öven ve özellikle de bazı metinlerde arkadaşlar şiir gibi bir üslup kullanmıştır. Postmodern tekniği kullanmıştır Aslı Erdoğan arkadaşlar. Peki ama Aslı Erdoğan'ın gelme ihtimali tekrar söylüyorum arkadaşlar düşüktür, onu belirtelim. Geldik ikinci sanatçımız Selçuk Baran. Evet, gördüğümüz hanımefendi öykücülükte çok önemlidir Selçuk Baran'ın. Özellikle de Haziran, Anaların Hakkı, Kış Yolculuğu ve Yelkovan Yokuşu gibi önemli öyküleri vardır. Ve Çocuğun Bir Adlı öyküsüyle 1968'de arkadaşlar Yeditepe ödülü ve sonra da 1973'te Türk Dil Kurumu ödülü almıştı Selçuk Baran. Peki Selçuk Baran öykücülüğümüze ne getirmiştir? Durum öykücülüğünün, Said Faik tarzı durum öykücülüğünü getirmiştir. Bir de arkadaşlar en azından bir duyun, Bir Solgun Adam bir romanı var. O da arkadaşlar 12 Mart arkadaşlar olaylarını işlemiştir. Aklınıza kalsın arkadaşlar. Geldik Yekta Kopan. Belki günümüzün modern edebiyatın önemli simalarından biri. Aslında kendisi bir ses sanatçısıdır. Özellikle seslendirme yapar televizyon programları için ve meşhur bir çizgi filmimiz vardır, Buz Devri animasyonu. Oradaki Sid'i seslendiren kişidir. Peki Yekta Kopan'la ilgili bana nasıl bir soru gelebilir? Öykücülük, özellikle de arkadaşlar 2002 yılında Aşk Mutfağı'nda Yalnızlık Tarifi ile Sait Faik ödülü almıştır. Sonra arkadaşlar Karbon Kopya adlı öyküsüyle yine Dünya Kitap Ödülleri'nde yılın teli kitabı almıştır arkadaşlar. Yekta Kopan'ın bana gelecek olan sorusu, bir daha söyleyelim, Aşk Mutfağı'nda Yalnızlık Tarifi, bir de arkadaşlar Yunus Nadi ödülü aldı, bir de Baktım Yoksun adlı öyküsü. İki öyküsünü bilmemiz yeterli arkadaşlar. Evet, üçüncü yazarımız Şebnem İşigüzel. Belki çok duymadığınız yazarlardan birisi ama Türk Edebiyatı'nın bence şu an yaşayan güçlü kalemlerinden birisidir arkadaşlar. 2000'li yıllarda Türkiye'sinde hüküm süren özellikle de liberal ve neoliberal dediğimiz muhafazakar politikaların gölgesinde özellikle de kadın sorunsalı, yine arkadaşlar taciz olayları ve kriminalize edilmiş problemleri anlatan ve Türk Edebiyatı'nda öykü ve romanlarıyla ünlü bir yazarımız. Öyküsü Hanene Ay Doğacak Yunus Nadi. Yine arkadaşlar onun önemli bir romanı Sarmaşık ve Çöplük romanıdır. Eğer bu iki romanın gelme ihtimali nerede yüksek arkadaşlar? Ramazan Korkmaz'ın Yeni Türk Edebiyatı arkadaşlar kitabı var biliyorsunuz, orada var. Bir de Alan Eğitim arkadaşlar özellikle de açık öğretimdeki Türk Dil Edebiyatı kitaplarında bu iki roman verilmiş. Sarmaşık ve Çöplük en azından duyun arkadaşlar Şebnem İşigüzel'i. Diğer sanatçımız meşhur bir yazarımız Adnan Özyalçıner. Çok önemli bir yazardır. Peki neye önemli? Bir, 1950 kuşağının öykücüsüdür. Bakın unutmayın, Onat, daha doğrusu Onat Kutlar'la aynı gruba, hatta biraz sonra isimlerini sayacağız. A grubu dediğimiz grup arkadaşlar. O grubun önemli üyesidir. 1950'de arkadaşlar özellikle de A grubu dediğimiz meşhur bir dergi var. Kim var? Onat Kutlar, Erdal Öz, Kemal Özer, Demir Özlü gibi. O dönemin önemli öykücüleri, özellikle Küçük Öykü, Ferit Ezgi de bu grubun içinde olacak. Bu grubun işte önemli yazarlarından birisi Adnan Özyalçıner ve İstanbul öykücüsüdür. Ve İstanbul'un kenar semtlerini, tarih ve insan ilişkileri çok iyi anlatır. Ve öykülerinde ikinci yeninin şiirde yaptığını öyküde yapmaya çalışmıştır. Özellikle de iki tane öyküsü çok ünlü, Panayır ve Sur'u unutmayınız. Sait Faik'ten bol bol etkilenmiş ve ünlü olarak arkadaşlar aklınıza kalsın. Varoluşçuluk akımında da önemlidir. Hatta size küçük bilgi daha vereyim. A dergisi görürseniz öğretmenlerim mutlaka varoluşçuluk akımı aklınızda kalsın. Evet, geldik diğer önemli sanatçımız. Türkçenin kraliçesi diyorlar. Türkçe üzerine yazdığı denemeleriyle ve eleştiriyle meşhur olan kadın yazarımız Feyza Hepçilingirler. Dil konusunda yaptığı, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde bir dönem Türkçe günlükleri vardı.
Öykü de başarılıdır. Romanları var arkadaşlar. Özellikle de öykülerinde bir hüzün vardır. Kentin yalnız kalan insan tiplemesini çok iyi anlatır. Ve öykü ve romanlarında mizahi tekniği çok iyi kullanmış. Ve özellikle de Türkçe of Dedim Ah kitapları çok çok ünlüdür. Türkçe üzerine yazan önemli yazarlarımızdan birisidir arkadaşlar. Peki romanları var. Kırmızı Karanfil, Nereng Sular ve Tanrı Kadın. En azından duyun arkadaşlar. Yine onun ünlü öyküleri arkadaşlar. Kırdan Geçti Yaz. Yine arkadaşlar Sabah Yolcuları gibi eserde vardır ama tekrar söylüyorum. En önemli özelliği Türkçe of Dedim Ah gibi kitaplarıdır arkadaşlar. Orhan Duru. Biraz önce Adnan Özyalçınar'ı işlerken aynı tarzda yazan bir özellikle de işçi sorunlarını, bakın sosyal sorun dediğimiz Ağır İçler adlı öyküsüyle de 1970 TRT ödülü almıştır. Ve 1960 kuşağının önemli ismidir ve bize bir kelime kazandırıyor. O da bilim kurgu kelimesini kazandırmıştır. Ve bu da çok önemli. Öykülerinde Karagöz ve Orta Oyunu geleneğinden beslenmiştir. Bakın Özseme çok sever. Gelenekten beslenen insan tipi. Özellikle de Orhan Duru Karagöz ve Orta Oyunu geleneğinden yararlanmış. Mavi Hareketi içerisinde biliyorsunuz Atilla Hanım grubu olan yer almış ve Küçük Öykü'de ve öykülerinde deneysel bir dil ve mizahı da kullanır. Hatırlayın biraz önce konuşmuştuk. Erdal Öz, Adnan Özyalçınar, Kemal Özer, Demir Özlü, Onat Kutlay bile A kuşağı dediğimiz yazarın önemli ismidir. Peki sevgili Onat Kutlay nasıl bir öykücülük ister? Kesinlikle fotoğraf gerçekliği istemiyorum diyor. Devam ediyorum. Öykülerle Jean-Paul Sartre'ın arkadaşlar yine varoluşçu bakımından bol bol etkileniyor. Ve bir de arkadaşlar sürrealizmle de yine bol bol etkilenmiştir. Peki düşten, fantaziden ve ironiden de beslenen bir öykücümüzdür Orhan Duru. Fırtına adlı öyküsüyle Sait Faik ve Sarmal adlı öyküsüyle de Sedat Simavi ödülü almıştır arkadaşlar. Ünlü öyküleri bir daha söyleyelim. Fırtına, Şişe, Ağır İççiler arkadaşlar, Kazı, Küp gibi ve tabii ki yine yeni ve sert öyküleri önemlidir Orhan Duru arkadaşlar. Bakınız Orhan Duru'ya çok dikkat çekin lütfen. Gelme ihtimali yüksek çünkü Milli Eğitim'in kitaplarında da arkadaşlar 12. sınıfın öykü kitabında da yer veriliyor arkadaşlar. Geldik Demir Özlü. Yine A grubunun önemli sanatçılarından birisidir. Tezer Özlü adlı ünlü yazarımızın abisidir. İlk romanı yine varoluşçu akımına etkilenmiştir. Aslında Demir Özlü hem öykücü hem romancı ama romanları biraz daha ön planda, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Demir Özlü küçük burjuva aydınlarının dünyasını anlatır. Özellikle de Atilla İlhan gibi, özellikle arkadaşlar Oğuz Atay gibi küçük burjuva aydınlarının açmazları ve çıkmazlarını anlatır. Peki ünlü roman arkadaşlar unutmayınız Bir Küçük Burjuva'nın Gençlik Yılları, bir de Bir Yaz Mevsimi romansı Orhan Kemal ödülü aldı. Bu romanlar onu ünlenmiş. Peki İtaka'ya Yolculuk, yine Amerika 1954 gibi romanlar da var ama onu ünlendiren yine Soluma adlı öyküsü Türk Dil Kurumu ödülü almıştır. Bunaltı adlı eseri, yine arkadaşlar Aşk ve Poster, yine Sait Faik ödülü alan Stockholm öyküleri çok önemlidir Demir Özlü. Ve aynı A grubu gibi arkadaşlar varoluşçuk akımından ve küçük öykücülükten de etkilenen birisidir Demir Özlü arkadaşlar. Evet geldik bizim biyografi türünün çok önemli bir ismi arkadaşlar. Kim? Sevgili Hıfzı Topuz. Belki de ilk defa duyacaksınız. Bir, kendisi yakın tarih ve biyografik romanlar ile ünlü. Bizim edebiyatımıza biyografik roman derse, yakın dönem için konuşuyorum, Hıfzı Topuz ve Ayşe Kul'ün ön planda olacak. Peki, Türk Basın Tarihi adlı bir kitabı vardır. Kendisi aynı zamanda bir gazetecidir. UNESCO'nun da arkadaşlar uzun yıllar çalışan birisidir. Peki, yakın tarihinde Osmanlı Saray yaşantısı, Kurtuluş Savaşı, Kültür Devrimi gibi birçok unsurları ne yapmıştır? İşlemiştir arkadaşlar. Peki başlayalım. İlk romanı Meyyale. Kendi 1. Dünya Savaşı sırasında o arkadaşlar özellikle de bir Meyyale adlı bir kişinin hayatı anlatır. Taif'te Ölüm arkadaşlar. Özellikle de onu da belirteyim. Taif'te Ölüm. Yine arkadaşlar Osmanlı'nın arkadaşlar Mithat Paşa ve ekibinin dünyasını anlattığı romanlarından birisidir. Ve geldik Jön Türkleri anlattığı ünlü romanı Paris'e son Osmanlılar. Peki 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan anlatmıştır. Mustafa Kemal anlattığı romanı var Gazi ve Fikret. Mustafa Kemal'i bizde iki kişi anlatır. Biri Atilla İlhan, biri de Hıfzı Topuz biyografik anlamda.
Bunun yanında Milli Mücadele'yi anlattığı romanı Çamlıca'nın Üç Gülü arkadaşlar. Çok ünlü bir romandır, aklınıza kalsın. Çamlıca'nın Üç Gülü ve sonra Tavucan romanı, belki duymuşsunuzdur. Bu roman köy enstitüleri anlatıyor. Peki köy enstitüleri anlatan başka bir roman hatırlar mısınız? Cumhuriyet döneminde unutmayınız. Bozkır'daki Çekirdek Kemal Tahir, onu da söyleyelim. Peki başın öne eğilmesin, aldırma gönül. Hatta şurada arkadaşlar gösterdiğimiz kitaplarımızdan birisi Sabahattin Ali anlatır arkadaşlar. Onun hayatını anlatır. Sonra Özgürlüğe Kurşun arkadaşlar, önemli bir romanıdır. Karaçılık Afrika'yı ve sömürüsünü anlatır arkadaşlar. Abdülmecid'i anlattığı yine bir romanı var. Ve Hava Kurşun Gibi Ağır Nazım Hikmet'i anlatmış. Elbet Sabah Olacaktır Tevfik Fikret'i anlatmış. Vatanı Sattık Bir Pula diye arkadaşlar Namık Kemal anlatmış. Ve arkadaşlar Çılgın ve Özgür Neyzen Tevfik'i anlattığı romanıdır. Demek ki Hıfzı abimiz, bir daha tekrar edelim, biyografik romanın önemli isimlerinden birisidir. Gazetecidir. Ve özellikle de Nazım Hikmet'i, Sabahattin Ali'yi, arkadaşlar Namık Kemal'i ve Tevfik Fikret'i anlattığı romanlar ile ünlüdür arkadaşlar. Geldik Ayşe Kulin. Hıfzı Topuz'dan sonra diğer önemli bir nedir arkadaşlar? Bizim biyografik romancımız. Öykü ilk defa Öykünen, Güneşe Dön Yüzüyle 1984'te başlıyor. 1997 onu ünlendiren Adaylı. Unutmayın, Adaylı ünleniyor. Sonra edebiyatında çok satan dediğimiz popüler roman türünde eserleri verir ve romanlarının çoğunu dediğimiz gibi biyografik tarzda yazar. Özellikle de geçmişe duyulan özlem ve geçmişe dönüş tekniği çok iyi kullanan yazarımızın ünlü eserlerini teker teker inceleyelim. İlk önce öykülere Güneşe Dön Yüzünü dedik. Geniş Zamanlar, Foto Sabah Resimleri ki Haldun Taner ve Sait Faik ödülü almıştır. Ve teker teker başlayalım. Birinci romanımız arkadaşlar onun 1. Münir Nurettin Selçuk'un hayatını anlattığı arkadaşlar Bir Tatlı Huzur. Demek ki birinci romanımız Bir Tatlı Huzur'da Münir Nurettin Selçuk. Geldim Adı Aylin. Biyografik roman Aylin Devrimeli anlatıyor. Sevda Alinka önemlidir arkadaşlar. Bu roman Sırp vahşetine hedef olan Boşnakları anlatmış. Sevda Alinka Boşnakça arkadaşlar sevda şarkısı anlamına gelir. Ve 90'lı yıllarda arkadaşlar Sırp zalimine, Sırp mezalimine anlattığı romanlarından birisidir. Peki Füreyya ilk kadın seramik sanatçımız arkadaşlar Füreyya Koral'ı anlatmıştır. Ve sonra tabii ki arkadaşlar siyasi bir romana doğru bir geçişi var. Hangi romanı gördüğünüz gibi? Köprü romanı. Peki o dönemin Erzincan valisi Recep Yazıcıoğlu'nu anlattığı ve Kürt sorunu anlattığı romanıdır arkadaşlar. Peki bundan sonra onu ünlendiren yine bir tarihi bir romana doğru geçiyor ki postmodern bir romandır bu roman. Nefes Nefese, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudi soykırımından kaçan, pardon Yahudilerin soykırımından kaçıp Türkiye'ye gelmesini anlatan bir romanıdır. Sevgili arkadaşlar, bunun bir benzerini kim yazar bizim edebiyatımızda? Zülfü Livaneli'nin Serenat romanını unutmayalım arkadaşlar. Evet, geldik diğer romanımız. Onun arkadaşlar Veda ve Umut. Bir nehir ve serin romanıdır. Kendisi büyük dedesi, maliye nazırı Ahmet Reşat Bey anlatır arkadaşlar. Sonra Türkan romanı Türkan Sayır anlatır. Ve Handan romanında ise Halide Edip Adıvar anlattığı romandır arkadaşlar. Evet, Türk Edebiyatı'nın ünlü biyografik romancısı Ayşe Kulin'den sonra geldik. Ünlü bir öykücümüz Cemil Kavukçu. İsmi sorularda bazen görürsünüz soru bankalarında. Öğretmenlerim, peki ben Cemil Kavukçu'ya ilgili neler söyleyebilirim? 1. Öykücü olduğunu bileceksiniz. 2. Arkadaşlar öykülerinin genelinde taşra ve kent arasında sıkışmış insan tiplemesi. Peki Cemil Kavukçu son dönemin usta öykücülerinden birisidir. 1987'de Patika'ya Yaşar Nabınay ödülü almıştır. İlk öykü kitabı Pazar Güneşi'dir arkadaşlar. Peki öykülere kent ve taşralının modernleşme sürecini anlatan hatta ünlü eleştirmen, Marksist eleştirmen Fethi Naci Cemil Kavukçu için elini neye değdirirse öykü oluyor diye de övdüğü bir yazarımızdır. Peki Türk Edebiyatı'nda son zamanlarda çocuk edebiyatında da eserler veren Cemil Kavukçu öykücülükte Gemilerde Ağlarmış, Dört Duvar, Beş Pencere, Patika, Pazar Güneşi, Aynadaki gibi eserleri vardır arkadaşlar. Ki özellikle de Temmuz Suçlu çok önemlidir arkadaşlar. Geldik Adnan Bin Yazar, Türk Edebiyatı'nın kendisi Diyarbakırlıdır. Dicle arkadaşı köy enstitüsü mezunudur.
ve Gazi Eğitim'de edebiyat öğretmenini bitirmiş ve Türk Dil Kurumu'nda bir dönem çalışmış. En önemli özelliği Türk Edebiyatı'nda halk anlatıları üzerine çalışmıştır. Adnan Binyazar görürsem arkadaşlar, özellikle de Kaan Kural Dede Korkut'u çalışmış. Masal Yitre Dev adlı bir anı romanı yazmış. Ve özellikle de Kerem İla Aslı, Yaralı Mahmut, Dedem Korkut, Aşık Veysel ve 15 Türk masalını derleyen birisidir. Doğu Anadolu kökenli olan yazarımız Doğu Sorunu'nda eserler özellikle de halk edebiyatı anlamında işlemiştir Adnan Binyazar arkadaşlar. Evet, geldik Türk Edebiyatı'nın önemli bir yazarı Atilla İlhan. Peki Atilla İlhan iki defa sorulara geldi biliyorsunuz. Birincisi romanımız 2015'te Kurtlar Sofrası, 2016'da ise Ders Saadet'te Sabah Ezanları'nı sordular. Her şeysi çok önemli. Tam bir aydındır. Şair, romancı, arkadaşlar denemeci, eleştirmen, tarih. Ya tam bir aydın dediğimiz bir kişidir. Ve özellikle de yakın dönem tarihimizi çok iyi anlatır. Marksist ve diyalektik açıdan inceler. Türk Edebiyatı'nda Marksizm ve diyalektik tarzını bize iki kişi romanda uygular. Biri Atilla İlhan, diğeri Kemal Tahir'dir arkadaşlar, unutmayınız. Peki öğretmenlerim, nehir roman tarzı dediğimiz Aynanın İçindekiler dizisiyle arkadaşlar 7 roman serisi var. Tarih roman terzinde özellikle de araştırma ve belgelere dayalıdır ve tam bir dönem romancısıdır. İkinci Meşrutiyet'ten başlayıp arkadaşlar 12 Mart'a kadar getiren bütün romanları hemen hemen bu süreci anlatır arkadaşlar. Peki başlayalım romanları teker teker. Birinci romanımız onun Sokaktaki Adam romanı arkadaşlar. Peki bu roman niye önemli? Bu roman arkadaşlar özellikle de batılı anlamda yetiştirmiş ki yanlış batılılaşmayı da anlatır Sokaktaki Adam romanında. Arkadaşlar Kamurat Hasan'ın bir kaçakçılık olayına karışması ve bir sokak kavgasında öldürülmesi ve sinematografik bir romandır. Öğretmenlerim aklınıza kalsın. Atilla İlhan'da ilginç bir özellik daha var. Sinematografik tekniği kullanmıştır Orhan Kemal ile birlikte. Evet, onun ünlü diğer romanı, meşhur romanı Zenciler Birbirine Benzemez. Roman Paris'te geçer. Biyografik bir romandır. Romanımızın baş kahramanı Mehmet Ali'dir arkadaşlar. Ve geriye dönüş tekniğini çok iyi kullanır, postmodern teknik. Ve bu roman bir tereddüdün romanıdır. Aynı arkadaşlar Peyami Safa gibi. Peki Avrupa'daki komünizmi merak eden Türkiye'deki bir komünist olan Mehmet Ali bir gider ki Avrupa'daki komünizmin ne kadar yanlış olduğunu görür ve bundan ne yapar? Geri vazgeçer arkadaşlar. Geldik 3. romanımız, onu ünlendiren roman ve sınav sorusu 2015 ÖABT sorusu Kurtlar Sofrası. Roman arkadaşlar gazeteci Mahmut Ersoy'un ve unutmayınız öldürülmesi ve sürecini, yine sinematografik bir romandır ve Demokrat Parti dediğimiz Adnan Menderes dönemini anlatan, çok partili hayatı geçiş sürecini anlatan bir romanıdır. Bakınız Adnan Menderes dönemi romancılık özellikle de Atilla İlhan'da çok yoğundu, biraz sonra konuşacağız. Peki romandaki temel çatışma tam bağımsız Türkiye, batı düşüncesi ve sömürü düzen, kapitalizmi eleştirdiği romanıdır ve komprador iş adamlarını eleştirdiği bir romanıdır. Bu roman arkadaşlar özellikle de unutmayınız Türk siyasal tarihinin yakın dönemini çok iyi anlatan bir romandır arkadaşlar. Geldik diğer romana arkadaşlar. Bakınız şu 3 romanı, Bıçağın Ucu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar onun Yaraya Tuz Basmak ve tabii ki arkadaşlar bu romanları arkadaşlar unutmayınız 27 Mayıs 60 darbesini anlatıyor arkadaşlar. Özellikle daha bir daha tekrar diyorum, Bıçağın Ucu, Yaraya Tuz Basmak, bir de arkadaşlar unutmayınız bunlar hep 27 Mayıs askeri darbesini anlatır arkadaşlar. Peki 2016'nın ünlü romanı Ders Saadet'te Sabah Ezanları, şu gördüğünüz roman. Arkadaşlar bu roman Yunanlılar tarafından işgalden hemen sonra milli mücadelenin Anadolu'da güç kazandığı bir dönem 1920 dönemi anlatır. Peki bu romanda arkadaşlar aşk romanıdır ama siyasal bir romandır. Komprator Türk aydın tipini, bu cümleme dikkatiniz. Komprator aydın tipi. Yani demokratik bir ülkeye rejimi değiştirmeye çalışan ama geleneklerini de bir türlü kopamayan ve özellikle de Osmanlı'nın çatışma kültürü, temel çatışma dediğimiz gibi özellikle arkadaşlar Manda yönetimi arasında kalan bir aydını anlatır arkadaşlar. Ve bu roman, bir daha söylüyorum arkadaşlar, İzmir'in işgalinden başlayıp Bacaksız Abdi Bey ve özellikle de arkadaşlar Gürsel Aytaç'ın ifadesi diyor ki, Gürsel Aytaç ünlü bir eleştirmendir, şu cümle:
Devlet Ana'dan sonra en büyük ikinci tarih romanıdır. Bir daha söylüyorum. Gürsel Ataç'ın Devlet Ana'dan sonra en büyük tarih romanımızdır denir arkadaşlar. Ve romanımız arkadaşlar özellikle de gazeteci Münif Sabri'de önemlidir. Aklınıza kalsın der saadeti sabah ezanları. Evet, geldik onun Aynanın İçindekilerin diğer bir roman son serisi. Biliyorsunuz arkadaşlar o seri meşhur bir seri. Peki bu seride ki aslında Aynanın İçindekiler serisi tekrar ediyorum. Türkiye'nin yakın dönem tarihini anlatır. Evet. Gazi Paşa yani Mustafa Kemal'i anlattı. 1921 ve 22 zaten Mustafa Kemal'i anlattığı arkadaşlar iki romanı vardır. Biri bu, diğeri de arkadaşlar meşhur arkadaşlar romanı onun Sarışın Kurt dediğimiz eseri arkadaşlar. Peki bu romanda ise Kurtuluş Savaşı'nın 20'li yıllar ve yine arkadaşlar iki romanda da 20'li yıllarda Mustafa Kemal ve onun hayatını anlatır. Peki Atilla İlhan'ın tarihi roman dışında bir romanı var ki çok dikkat çekmiştir. Bir döneme saklanmıştır ve ilk kez cinselliği anlattığı romanı dediğimiz Fena Halde Leman arkadaşlar. Bir kadın ki 27 Mayıs 60 darbesi de var onu söyleyeyim. İzmir'de sanayi alanında yaşayan ve hareketlerine ve baş kişisinin Paris'te yaşadığı bir eşcinsel yaşamı anlatan bir romandır arkadaşlar. Unutmayınız Fena Halde Leman. Bir dönem yasaklanmıştır. Peki son romanı, dönem romanı yine arkadaşlar Haça Hanım May 1. Dünya Savaşı'ndan başlayıp İzmir'in işgalini anlattığı romanıdır Haça Hanım May arkadaşlar. Geldik arkadaşlar yakın dönemin önemli romancılarından birisi de aslında gelme ihtimali biraz düşük siyasi fikirlendirir Oya Baydar. Peki Oya Baydar özellikle devrimci tarihi çok yanıtır. Arkadaşlar bizde devrimci tarih görürseniz iki kişi. Biri bu, diğeri arkadaşlar meşhur güven romanı yazarı Vedat Türkali'dir. Peki Oya Baydar'ın romanlarında biliyorsunuz özellikle de Hiçbir Yere Dönüş, Sıcak Külleri Kaldı gibi mektup, Kedi Mektupları gibi eserlerinde arkadaşlar 27 Mayıs ve 80 darbesini çok iyi anlatır arkadaşlar. Ve ünlü bir öyküsü de vardır. Elveda Alyosha 1991 Sait Faik'te ödülü almıştır. Ve Küçük Prens'i de çevirenlerden birisidir. Hemen aklımıza geldi. Küçük Prens'in, Experi'nin bu romanlarını kim çeviriyor bizde? Tomris Uyar. Biliyorsunuz Cemal Süreya ve tabii ki Oya Baydar da çevirmiştir arkadaşlar. Evet, Çetin Altan. Yakın dönemin önemli yazarlarından birisi. İlk defa Türk Edebiyatı'nda ilk Komünist Parti üyelerinden birisidir. Altan kardeşlerin babasıdır, gazetecidir. Ankara'da bal kabağı mizah dergisi çıkarıyor. İçi Partisi'nin milletvekilidir arkadaşlar. Milliyet Gazetesi'nde Şeytanın Gör Dedi adlı bir köşesi de vardır. Ünlü romanı şu gördüğümüz arkadaşlar Büyük Gözaltı. 1973 Orhan Kemal ödülü almıştır. Bu roman 12 Mart 71 askeri darbesini anlatır. Bunun yanında Viski, bunun yanında Bir Avuç Gökyüzü adlı romanları da vardır. Tiyatrolar da vardır. Unutmayınız Zurna'da Peşe Olmaz gibi bir neyi de vardır? Mizahi eseri de vardır Çetin Altan arkadaşlar. Evet, Nazan Bekiroğlu. Yakın dönemin önemli kadın yazarlarından birisi. Peki Nazan Hanım Trabzon doğumlu akademisyen kendisi biliyorsunuz Kat Üniversitesi'nde arkadaşlar. Peki Orhan Okay'ın da öğrencisidir ve hatta kimi çalışmıştır? Halide Edip Adıvar'ı çalışmıştır. Peki Dostoyevski gibi bireysel insanların ruhsal açmazlarını çok iyi verir ve romanlarında Kur'an'daki hadislerden, kıssalardan ve menkıbelerden etkilenmiştir. Ve ilginç bir yapısı daha var. Romanlarında mesnevi ve divan edebiyatını kullanır arkadaşlar. Peki ünlü öyküsü Nun Masalları var. Cam Kırığı, Taş Gemi var. Romanları İsimli Ateş Arasında, Yusuf-u Züleyha, Lasonslu Gecesi, Nar Ağacı ve Mücella gibi romanları var. Hemen biraz da bilgi verelim. Birincisi arkadaşlar onun ünlü romanları. La Sonsuzluk Gecesi'nde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın hikayesi. Ki unutmayın mesnevi tarzına yazmıştır. İkinci romanı İsimli Ateş Arasında Yeniçeri Osmanlı'da Yeniçeri anlatır ki kahramanımız Mansur Bey'dir. Geldik Nar Ağacı. Balkan Savaşları yıllarını 1. Dünya Savaşı'ndaki bir aşkı anlattı. Settarhan ve Trabzon'un incisi Zehra'yı anlatır arkadaşlar. Tarih ve unutma aşk romanıdır. Ve son romanımız Cumhuriyet Devrimi'nin idealist kadın tipini çizdiği Mücella'dır arkadaşlar. Unutmayınız. İskender Pala arkadaşlar. Divan edebiyatını sevdiren adam. Bütün hayatı biliyorsunuz asker kökenli sonradan istifa edip ve edebiyatımızda divan edebiyatının bir sözlük, inceleme çalışmaları bol bol yapan ve özellikle de eski Türk edebiyatımıza çok büyük katkısı olan yazarımız son zamanlarda popüler roman da
yazmaya başlamıştır arkadaşlar. Peki romanlarında genellikle Osmanlı tarihi çok iyi kullanır. Ve romanlarında arkadaşlar biyografi tarzını çok iyi kullanır. Biraz sonra bahsedeceğiz Eyüp Sultan'dan, Mimar Sinan'dan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Romanları Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Şah ve Sultan, Od romanı, Barbaros Hayrettin, Mihmandar ve Abun Rabun gibi romanları ve en son geçen sene yine bir roman daha çıkardı arkadaşlar. İskender Pala'nın romanlarını teker teker inceleyelim. Birinci romanımız arkadaşlar, onu ilgilendiren meşhur bir romanımız Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Roman mesnevi tarzında yazmıştır ki arkadaşlar Nazım Bekiroğlu gibi Osmanlı'nın kanunu Bağdat'ı fethetme sürecindeyken Hürrem Sultan'dan atan postmodern bir roman olan Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun mesnevisini anlatır arkadaşlar. Geldik ikinci romanı Katre-i Matem. Lale Devri'dir arkadaşlar. Yusuf ve Kara Şahin romanının ana kahramanı. Tarihi bir romandır, cinayet vardır ve yine arkadaşlar patronu Halil İstene ve yine tarihsel bir romandır. Geldik Şah ve Sultan. Yavuz Sultan Selim ile arkadaşlar Şah İsmail arasındaki Şii-Sünni kavgasının bir alt zemini tarihi romandır. Bir dönem çok tepki de çekmiştir arkadaşlar. Bu romanda Taçlı Hatun da vardır. Unutmayın arkadaşlar. 34 bölümde oluşan roman Kambercan isimli gencin ağzından da anlatılmaktadır arkadaşlar. Geldik onun ünlü romanı Od romanı arkadaşlar. Simgesel romandır. Bir Yunus Emre romanıdır. Kaybolan oğlu İsmail'i anlattığı romanıdır arkadaşlar. Çok da güzel bir romanıdır. Efsane. Barbar Osmanlı'nın meşhur deniz komutanı ve polisi tarzı yazdığı romanı ve Prevede Deniz Savaşı'nı anlattığı, unutmayın, Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlattığı bir romanıdır arkadaşlar. Geldik Mihmandar. Onun yine önemli bir romanı Eyüp. Arkadaşlar biliyorsunuz Eyüp Sultan üzerine peygamberimizin hayatını da bölümlerin aldığı, peygamber sevgisini vermek için yazdığı romandır. Ve Sultan Mehmet romanda geçer ve Eyüp onun rüyasında onu yönlendirir arkadaşlar. Evet geldik Malatyalı olan, aynı zamanda ÖABT 2013 ve ÖABT 2017 sınavlarında şıklarda olan kişi. Sadık Yalsız Uçağanlar, hidayet romancı dediğimiz dini içerikli, özellikle de masal ve tasavvufu çok kullanan, eserlerinde tasavvuf, menkıbe gibi hadis ve kıssaları bol bol işleyen yazarlarımızdan birisidir. Yakasada bir öğretmeni anlatır arkadaşlar. Uykuya uyanık arasındaki bir eseridir. Gezginde İbn Arabi anlatır. Cam ve Elmas'ta Ebul Hasan Harakani anlattığı bir romanıdır. Hayyam'da Ömer Hayyam, Ankara'da ise Malatyalı şair, divan şairi Niyazi Mısri anlatır. Ve Vefa Apartmanı'nda yazarımız Adnan Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemini anlattığı romanıdır. Tek siyasi romanı Vefa Apartmanı'dır. Diğerlerin tamamı arkadaşlar unutmayınız. Nedir? Biyografik ve dini tarzdaki kişilere verir arkadaşlar. Evet geldik Türk Edebiyatı'nın popüler romanda önemli isimlerinden birisi Elif Şafak. Bir, onu ünlendiren asıl ilk roman diyelim Baba ve Pijdir 2006 yılında çok ve İngilizce olarak kalem alıyor arkadaşlar. Ki onu da söyleyeyim. Elif Şafak romanlarını yazarken kurgulayan, romanların bir bölümünü unutmayınız İngilizce yazan, romanlarında bol bol dinler tarihi ve tasavvuftan da etkilenen birisidir arkadaşlar. Peki Elif Şafak özellikle de biraz sonra başlayacağımız romanların hakkında da konuşalım. Birinci romanımız Pinhan. Masal ve fantezi romanıdır. Arkadaşlar roman Mevlevi bir arkadaşlar kişi olan Dürrü Baba ile Pinhan arasındaki gizli bir aşkı anlatır. Biliyorsunuz Pinhan gizli demektir. Peki Mevlana ödülü almıştır. Romanda ilahi aşk anlatır. Geldik Şehrin Aynaları. Unutmayınız aslında biraz önce bahsettiğimiz bir romana da benziyor. İspanya'da Engizasyon zulmünden kaçarak İstanbul'a gelen Yahudileri anlatıyor arkadaşlar. Unutmayınız. Biliyorsunuz Ayşe Kuli'nin de arkadaşlar Nefes Nefes romanı da bu tarzda bir romandı. Roman arkadaşlar Miguel adındaki gencin İshak olma serüveni, yani Hristiyan bir çocuğun Müslüman olma sürecini anlattığı bir romanıdır arkadaşlar. Geldik Mahrem romanı. Görmek ve görülmek diye de söylenen romanıdır. Ve kadın arkadaşlar romanımız özellikle de cüce, biliyorsunuz şişman bir kadın ve cüceye olan aşkı olan, adı da Beyce olan bir karakterdir. Roman mahrem romanı, zıtlıkların romanıdır. Belki ilk defa Elif Şafak iç içe geçen bir hikaye tarzını kullanmıştır arkadaşlar. Unutmayalım mahrem romanıyla. Geldik Bit Palas. Yanlış batılılaşma tarzı bir romandır. General Pavel Pavlovich'in karısı için bonbon palas yaptırır. Çift ölünce kızları apartmanı kiraya verir ve her katta farklı kimlikler oturur.
bir katta Mevleviler, bir katta Hayat Kadınları, bir katta arkadaşlar kumarbazlar ve bir roman aslında bir Mevlevi'nin hayatını anlatır. Bit Palas romanı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Geldik Araf romanı, unutmayınız. Roman İngilizce kalem almıştır. Baş kahramanımız Ömer'dir. Özellikle de arkadaşlar Araf'ta gayil, kilolu ve kuzgun siyah saçlarına karşı masmavi gözleriyle dikkat çeken bir tiptir. Araf'ta kalan insanları anlatan romanıdır. Geldik Baba ve Piç, onu 2006 yılında ünlendiren Türk-Ermeni sorununu anlattığı bir romandır arkadaşlar. Türkiye'den Amerika'ya göç eden San Francisco'ya yerleşmiş bir çiftin Armoniş adını verdikleri bir kızları olur. Bu kızları sonradan bir Türk gencine aşık olur. Onu anlatan bir romandır. Türk gencinin ismi de Mustafa'dır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet, geldik onun Siyah Süt, onun hamilelik sürecini ve otobiyografi tarzını anlattığı romanı. Onu ünlendiren çok önemli roman, aşk romanı. Mevlana ve Şems-i Tebrizi anlatmıştır. Bu romanda arkadaşlar özellikle de Aşk Şeriatı adlı romandaki olaylar ve 13. yüzyılda geçer. Romanın kahramanı Ella'dır arkadaşlar. Geldik İskender. Yine İngilizce kaleme aldığı romandır. Hatta kapağında kendi fotoğrafını kullanan eser tasavvufu bir eserdir. Bu romanda tasavvuf da var. Türk, Kürt kökenli bir iş adamının hayatını anlattığı İskender'in ve romanda siyasal da bir romandır arkadaşlar. Geldik onun ünlendiren diğer bir romanımız Mimar Sinan'ın anlattığı arkadaşlar Ustam ve Ben ve son dönem romancılıkta Şirin, Mona ve Peri'yi yani 3 kadını anlattığı Havva'nın 3 kızı adlı romanı da vardır arkadaşlar. Evet sevgili öğretmenlerim, geldik diğer bir yazarımız 2018'in ÖABT sınavında çıkan Sevinç Çokum sorusu. Evet gördüğümüz hanımefendi Pal Sokağı Çocukları biliyorsunuz arkadaşlar, ünlü bir romandır. O romanı Türkçe çeviriyor. İlk öyküsü Eğik Ağaçlar. Unutmayın, ilk öykü kitabı Eğik Ağaçlar. Behçet Necatigil'in öğrencisidir. Onu çok bir şekilde Behçet onu çok över ve mutlu olur. Sonra Zor romanı ile de ne yapar? Öyküden romana geçer. Peki öğretmenlerin Sevinç Çokum'u romanlarında en çok ne görülür? Şu cümleme çok dikkat. İki şey. Göç ve Türkiye dışındaki Türklerin sorunları. Peki Türkçe'ye de çok önem veren yazarlarımızdan olan, tekrar söylüyorum, Eğik Ağaç, Makine, Derin Yara gibi ve Rozalyana gibi ünlü öyküleri olan yazarımızın romanları bir isimlere bir görelim. Zor ilk romanı dediğimiz gibi. Hilal Görününce, Karana Direnen Yıldız, Bizim Diyar, Çırpıntılar, Ağustos Başağı, Deli Zamanlar, Gül Yüzlüm, Gece Rüzgarı, Tren Buradan Geçmiyor, Lacivert Taşı ve Arada Kalmış Tebessüm gibi. Peki özellikle de biraz sonra bahsedeceğimiz romanlar Türkiye'deki, Türkiye dışındaki romanları çok iyi anlatır. Sevgili arkadaşlar, Zor romanı, İç Göç. Peki Karadenizli bir aile İstanbul'a gelir ve İstanbul'da umduru bulamayan bir aile anlatır arkadaşlar. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü'ne çok benzer arkadaşlar. Geldik Bizim Diyar. Bu roman arkadaşlar Balkan Savaşları ve Rumeli göçleri anlatır arkadaşlar. Rumeli Ali Bey ve onun ailesini arkadaşlar ne yapar? İstanbul'a göç eder. Onu anlatan bir romanıdır arkadaşlar Bizim Diyar. Peki Hilal Görününce önemli bir romandır. Kırım tarihi hakkında bilgi veren bu roman. Kırım'a giderken yaşadığı olayları Arif Çelebi'dir kahramanımız. Peki Kırım Türklerine Rusların yaptığı zulmü anlatır Hilal Görününce arkadaşlar. Geldik onun Milli Mücadele romanı Ağustos Başağı. Bu roman çok önemli. Milli Mücadele'de Yusuf karakteriyle Kurtuluş Savaşı'nın öncesi ve savaş yıllarını, ama savaş yıllarını nereden veriyor? Söğüt halkı. Biliyorsunuz Söğüt Bilecik'ten itibaren bizim 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi, ki o ismi de oradan alıyor arkadaşlar. Oradan aklınıza kalsın. Geldik Çarpıntılar romanı. Avusturya'ya göç eden bir Türk'ün, 3 kişilik bir ailenin orada direnmesi ve kendi kültürel değerlerini koruması. Geldik Deli Zamanlar arkadaşlar. 27 Mayıs 60 darbesini sağ gözden veren, özellikle de Feridun adında bir gazeteci olmaya çalışan gençlerin, özellikle Türk sağının siyasal sağ tarafını veren bir romandır arkadaşlar Deli Zamanlar. Evet geldik onun yine, pardon, Deli Zamanlar'a geliyorum. Diğer romanımız İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat bölümünde okuyan bir kızımız Aypare.
Onu anlattı ki aslında Ayfare siyasal yapısı olan bir gençlik kollarında çalışmaya başlayan ve sağ cenahlı bir yazarımızdır arkadaşlar. Deli Zamanlar, Sevinç Okumun. Peki Sevinç Okumun da bir de tarihi bir romanı yine var arkadaşlar. Lacivert Taşı. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Romanın kahramanı Hicret Bey arkadaşlar ve Adana ve özellikle de arkadaşlar çevresinde Ermenilerin 1914 olayları sırasında yaptığı katliamadır. Osmanlı'nın son dönemini anlattığı bir romanıdır. Kars arkadaşlar Barış Harekatı, Kars arkadaşlar 1915 olayları, Ermeni olaylarını da veren bir romandır. Van'la Bitlis'in işgal edilmesi ve Ermenilerin Türklere yaptığı zulmü anlatır arkadaşlar. Evet, geldik. Sağ kesimin önemli yazarlarından birisi de nedir? Emine Işınsu arkadaşlar. Şu ana kadar Sevinç Okum geldiğine göre bu yıl Emine Işınsu gelebilir, dikkat edin arkadaşlar. Milliyetçi ve ülkücü bir görüşte kaleme aldığı romanlarının çoğunda İslam inancını da vermeye çalışan, yine Türkiye dışındaki Türklerin sorunlarını anlatan, ki bu romanlara çok dikkat edelim, özellikle Tutsak, Çiçekler Bir Azap, Topraklar gibi, Küçük Dünya'da Nuru, Kaftan Ardındaki Mevsim'de ise kendi hayatından izler taşıyan ve Emine Işınsu biliyorsunuz Halide Nusret Soylu Tınar'ın arkadaşlar kızıdır. Hemen hemen 20'ye yakın romanı olan yazarımızda hemen kısa bir bakalım. Küçük Dünya, Azap Topraklar, Ak Topraklar, Tutsak, Sancı, Çiçekler Bir Cambaz. Bunlar hepsini açıklayacağım. Alparslan anlatmıştır. Atlı Karınca, Cumhuriyet Türküsü, Havva, Bukağı mesela arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Hacı Bayramı Veli ve Hacı Bektaşı Veli anlattığı romanları da vardır arkadaşlar. Peki, bir Yunus Emre'yi anlattığı Bir Ben Vardır Benden içeri. Geldik ünlü bir romanı. Lütfen Ak Topraklar. Bu roman arkadaşlar Alparslan Başbuğ'un Malazgirt Zaferi'ni anlattığı, Dede Korkut tarzında yazdığı bir romandır. Büyük Selçukluların Anadolu'yu arkadaşlar ne yapması, memleket yapmasını anlatan romandır arkadaşlar. Bayramda Hacı Bayramı Veli'nin dünya görüşünü anlatır baş kahramanı Numan'dır. Bukağı romanda Malatyalı Niyazi Mısri'yi anlattığı romandır arkadaşlar. Unutmayınız Bukağı romanda. Hatırlayın Anka romanında bize kim anlatıyordu? Malatyalı Sadık Yazsız Uçanlar. Peki Cumhuriyet Türküsü yakın dönem arkadaşlar Umay Günay'ın da teşvikiyle yazdığı bir romandır. Milli mücadeleyi anlatan romanın baş kahramanı Nazan'dır ve milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanıdır Cumhuriyet Türküsü arkadaşlar. Geldik Cambaz romanı. 80 olayları sağ gözden verir ve sendika romanında geçer. Türkiye yazarı ödülü almıştır. Geldik Azat Topraklar. Batı Trakya'daki Türklere uygulanan Yunan zulmünü anlatır. Tutsak'ta ise Kerkük Türklerine yapılan arkadaşlar zulmü anlatır. Sol yazarların yaptığı ideolojik propaganda tepki olarak yazdığı romandır Tutsak. Sancı romanı ülkücü bir gencin arkadaşlar katledilmesini anlatan Dursun Önkuzu'nun romanıdır arkadaşlar. Ve son romanımız Çiçekler Büyür Dış Türkler 3. roman serisi dediğimiz Bulgaristan'daki Türkleri anlatan romanıdır arkadaşlar, aklınızda kalsın. Evet, geldik Metin Kaçan. Peki Metin Kaçan kimdir? Türk Edebiyatı'nda mizahçı ve aynı zamanda abisi Hasan Kaçan gibi Gırgır dergilerinde yazan ve arkadaşlar kısa öykülerinde özellikle de arkadaşlar Andente takma ismini kullanan ve arkadaşlar 2013 yılında Boğaziçi'nden atlayıp intihar eden ve Türk Edebiyatı'nda yeraltı edebiyatı dediğimiz ünlü romanı, özellikle de şu romanı ağır romanı yazan Kolera Mahallesi'ndeki türlü insanlar, uyuşturucu içenler, fahişeler, onları anlatan bir yeraltı edebiyatıdır arkadaşlar. Ve Fındık romanı ise arkadaşlar yeni çağ dediğimiz arkadaşlar ele alabilecek bir postmodern romandır arkadaşlar. Fındık 8 romanı arkadaşlar. Harman Kaplan adlı öyküsü de var. Unutmayın arkadaşlar. Geldik diğer kısa dönem arkadaşlar yakın dönem romancılarımız. Bunlardan biri Hekimoğlu İsmail. Biliyorsunuz ünlü romanı 1959'da yazdığı Minyeli Abdullah'tır arkadaşlar. İslam inancı ve değerlerine sahip Abdullah'ın arkadaşlar hayatını anlatan ve aynı zamanda filme çekilmiştir. Geldik Fatma Barbarosoğlu. Türk İslam düşüncesini üzerine yazdığı romanlarıyla meşhurdur. Arkadaşlar ve arkadaşlar Gün Akşamsızdır adlı öyküsüyle de yılın hikayesi ödül alan Hiçbir Yer romanı ve Fatma Aliye'nin anlattığı Uzak Ülke romanı bilin yeterli arkadaşlar. Gelme ihtimali düşük, halen gazetecidir. Halen Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazar arkadaşlar. Geldik Şule Yüksel. Türk Edebiyatı'nda yine Hidayet romancılık dönemli isim Huzur Sokağı romanı ünlüdür arkadaşlar. Filme çekilmiştir.
Geldik Mehmet Niyazi Özdemir. Tezli romanını unutmayınız. Milli konuları işleyen bir yazardır. Özellikle Kaybolmuş Günler'de 68 68 kuşağı diye bilinir arkadaşlar. Ünlü romanı Çanakkale Mahşeri, Çanakkale Savaşı yazılmamış destanı ise Balkan Savaşları'nı anlatmıştır. Tarih roman yazar Mehmet Niyazi Özdemir arkadaşlar. Evet, geldik diğer bir sanatçımız, Onat Kutlar. Belki duymuşsunuzdur. Kendisi yine A grubu dediğimiz öykücünün ismidir. Öykücüdür. Bir tane öykü söyleyeceğiz. O da İshak'tır. 1960'da Tüktük Ruhu ödülü almıştır. Ve kendisi Marmara Oteli'nde yapılan suikastler sonucu o dönemde arkadaşlar yaralanmış ve sonra vefat etmiştir. Geldik Sevim Burak. 1950 kuşağın öykücüsüdür. İlginç bir edebiyat, minör edebiyat dediğimiz, yani şifreli ve kapalı edebiyat dediğimiz, dökülen kelimeler, noktasız cümleler, tekrarlı ifadeleri yazan kadınımızdır arkadaşlar. Sevim Burak, Yanık Saraylar, Afrika Dansı, Palyaço Ruşen gibi öykü kitapları vardır arkadaşlar. Evet, geldik Alev Alatlı. Yakın dönemin siyasi ve sosyal olaylarını çok iyi veren, Cumhurbaşkanlığı 2018 ödülü alan ve romanları nehir roman tarzını yazan, özellikle Yasemin Tüter Mahal'a 1985'te bu roman Kıbrıs sorunu, Türk Kıbrıs sorunu anlatan, ki adada geçen bir romandır, aynı zamanda bir aşk romanıdır. İşkenceci, Kadere Karşı Koy Ayşe gibi. Peki Orada Kimse Var mı serisi arkadaşlar, Türkiye'nin yabancılar tarafından, dış güçler tarafından yok edileceğini anlatan bir romanıdır. Peki onun ütopik romanı Schröder'in Kedisi serisi, Rüya ve Kabustur ve Rus edebiyatını etkilendiği roman Gogol'un İzinde serisi, bir de arkadaşlar Uy ve Ey kelimesiyle adı Uhnem ve adı bir roman serisi de vardır. Alev Alatlı yakın dönemin siyasal romanlarının önemli ismidir arkadaşlar. Geldik bugünün son yakın dönem yazarımız İhsan Oktay Anar. Kendisini de sordular zaten. Puslu Kıtır Atlası'dır arkadaşlar. Bir, felsefeyi, kendisi aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde felsefecidir. Sonra emekli oldu tabii ki. Felsefi anlaşılmazlığı gibi görünen yanlarını roman tarzında bize felsefi romanı getiren, romanlarında felsefe, tarih ve polisiye iç içe veren ve üst kurmacı tekniği çok iyi veren, ilk ve en güzel romanı olarak bilinen Puslu Kıtır Atlası'nı yazan, Amat adlı romanında ise arkadaşlar dediğimiz gibi bir gemi içinde Osmanlı'da arkadaşlar yok olan insanları ve arkadaşlar anlatır. Ki onu söyleyeyim, Amat Osmanlı'da denizcileri, Levent'ten anlatır. Suskunlar'da Mevlevi bir romandır. Osmanlı'da arkadaşlar özellikle musiki şinasını anlatır. Efrasiyab'ın hikayesinde arkadaşlar uzun ömür sürmek isteyen insanları anlatır arkadaşlar. Ve son romanı Garis Kahraman'da ise arkadaşlar unutmayınız İstanbul'daki kabadayıları anlattığı romanıdır. Osmanlı tarihinde pek ön plan çıkmamış gruplar ve meslek gruplarının romanını yazar arkadaşlar İhsan Oktay Anar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, yakın dönem Cumhuriyet romanının önemli isimlerini bugün burada beraber hocama da grubak işledik. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.